Merhaba arkadaşlar, ben Er. Azaza Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü oyun Mirror's Edge. Fark ettiğiniz gibi Türkçe yama kurulu, alt yazılar Türkçe. Şimdi şu an temel eğitimi çekiyorum, sadece temel eğitim olacak, tanıtım amaçlı. Space'e basıyorum. Sol CTRL'i. Tab görev ekranını açıyor, yapmam gereken görevleri söylüyor. Ondan sonra W'ye basıp koşuyorum. Ne kadar uzun süre koşarsanız o kadar hızlanıyor. Kırmızı şeyler gitmemiz gereken yerler. Gitmemiz gereken şeyler kırmızı oluyor. Bizim şurada kırmızı oldu şimdi. Giriyor. Sol alt tuşuna basıyor. Hedefi göstereceğim. Şuraya baksanız bile o tarafı gösterir. Nereye gideceğinizi gösterir. O tarafa gitti ona. Bug oldu. Hi Fade, welcome back. Facebook sayfamda oylama yapmıştım hangi oyuna başlayacağımı tahmin edin diye. Ve çoğunluk tahmin edemedi. 9 kişinin 10 kişinin tahmin etti işte. 40 kişi GTA San Andreas'ı, 35 kişi Skyrim dedi. Assassin's Creed Revelation diyen bile oldu yani, nefret ettiğimi bile. Şu an işte atlamalı zıplamalı bir oyun. Böyle duvarda bile yürüyebiliyorsunuz. Kapıları kırabiliyorsunuz direkt. Boruların üstünde yürüyebiliyorsunuz nerede olursa olsun. Çok zor bir oyun değil. Ama eğlenceli bir oyun. Eski bir oyun, 2008'den kalma. Ya çok herhalde eski değil ya, 2008. 4 sene falan. Call of Duty 4'ten birazcık sonra çıkmış. Böyle her şey yapabiliyorsunuz oyunda işte böyle. Oyunun konusu bu arada. Biz kuryeyiz. Nasıl diyeyim? İşte belli bir bilgileri taşıyoruz. Ve polis de ya da işte asker falan da ordu her şey bize düşman. Bizim bu bilgileri taşımamızı önlemek istiyorlar. İşte böyle bu arada parmak mesafesinde yerlere tırmanabiliyorsunuz. O kadar yani. Kadınız ama oyunda gayet çevik ve güçlüyüz. Oyunun grafikleri o kadar da kötü değil. 2008 oyunu için idare edecek bu tarz bir oyunda. Şu an yüksek grafikte en yüksek. Gözüküyor gibi öyle yerlere tırmanabilecek güçte bir kere. Maşallah diyelim. Bu arada şu an 30 FPS'den aşağı hiçbir şekilde düşmüyor. Ultra grafik olmasına rağmen en yüksek. Derken yapamadım. Konuşurken oynayamıyorum. En yüksek grafikte 166x168 en son çözünürlük. Bütün ayarlar falan açık. Ona rağmen 30 FPS'den bir bilgisayar. Q'ya bastığınız bu arada 180 derece dönüyor tamamen. O yüzden güzel bir şey. Böyle düz duvara tırmanabiliyor direkt. Böyle yerlere A ve D'ye çıkıntılarda yürüyebiliyor. Bir W'ye bastınız ne yaparsanız yapın derken düşebiliyormuş. Evet, köşelerde yürürken sakın space'e basmayın kısaca. Oyunun multiplayer modu yok. Prototype gibi. Single ama nasıl diyeyim. Oyununuz orijinalse zamana karşı yarış var işte, rekor falan kırmak için arkadaşlarla yarışabiliyorsunuz. İşte diyelim 15 dakika yaptı, sen 4 dakika yapmaya çalışıyorsun onlar olarak. Oyun bayağı işte atlamalı, zıplamalı, hoplamalı oyun. Eğlenceli. Soruların yerini oyunu unutmamak için 20 kere bitirdim. O yüzden ezberledim artık. Bu arada Minecraft'te daha doğrusu bu video önce gelir muhtemelen. Minecraft videosu gelecek. Hatırlatayım. Evet, siz bu videoyu izlerken Minecraft videosu yükleniyor olacak muhtemelen. Daha önce single versiyonda 6. bölümde sanırım. Berk arkadaşım onunla beraber oynadık. Bu arada buradan Mert Yasin Bozkır'dan
kusura bakmasın, özür diliyorum ondan. Bugün video yüklemem lazım demiştim. Ama o müsait değilmiş, ben de Bert'le çekeyim dedim. Erken yapamadım. Lan nasıl? Ha. Şuraymış. O değil lan, bunu mu kaçacaksın? Uçan tekme atabiliyor. İşte şimdi onu yapmam lazımdı. Çok çevik bir karakteriz. Ve oyunda silah kullanımı çok az. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok şekil bir şekilde alıyor silahı. Solta silahı çevirebiliyor. Ama çok az mermisi var. Niyazi silah kullanmıyor. Erken yapamadım. Şimdi bir dakika. Göreceğiniz gibi silah kırmızı oluyor. Tam atarken şimdi göremediniz ama. R'ye bastığınız bu ağır çekimi alıyor. Oyunda sürekli kullanabiliyorsunuz bunu. Silah çalmak için etkili bir yöntem. Okay, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Burada kal. Şimdi son birkaç şey daha göstereyim size. Tam da yerine düştü yani. Düşüşünüzü yavaşlatmanın birkaç yolu var. Daha yüksek yerden düşmek için, uzaklamak için. Şu olayı da göstereyim. Böyle duvarda asılsınız diyelim. Q'ya basıp direkt şöyle atlayabiliyorsunuz. Tam düşerken CTRL'ye bastığınızda şey yapıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor beyler? Öyle takla atıyor, düşüşünüzü hafifletiyor. Bir söyleyemedim, düşüşünüzü. Düşüşünüzü hafifletiyor. Ve böyle aşağıda uçabiliyor bazen. Tezlik yapayım derken. Böyle bacaklarını atıp atlayabiliyor. Ve oraya atlayamadım. Şu aşağı düşüp ölmek istiyorum ve video bitirmek istiyorum bu sırada. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Normal bölümler prototip serisi bitince başlayacak. Hoşçakalın.